ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سر هدى للمتقين ayetinde. Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitap müttakiler için bir hidayettir. Muttakiler için hidayet. Kur'an bir hidayet. Evet. Tamam. Yani şimdi burada müttakiler için hidayettir dediğinde Muttaki zaten hidayeti bulmuş anlamına gelmiyor mu? Yok, gelmiyor işte. Evet. Demek ki gelmiyor ki öyle diyor. Tabii. Yani takva sadece hidayetten sonra devam eden bir süreç değil, hidayetten öncesine de uzanan bir süreçmiş. Biz onu görüyoruz. Yani bu cümlede Kur'an hidayeti takvanın zeminine değil, takvayı hidayetin zeminine yerleştiriyor. Eğer hidayeti takvanın zemini yapsaydı, temel kat yapsaydı, takven lil muhtedin diye gelmesi lazımdı. Takven lil muhtedin değil, huden lil muttakin diye geliyor. Peki o zaman şunu sual etmek lazım. Hidayetin temelindeki takva nedir? Nedir? Yani küçük minik bir takva konusunda işleyeceğiz ama takvaya minik bir dokunmanız gerekecek burada. Esasında burada yine takvayı işlemeyeceğiz, ahlak işlemiş olacağız. Çünkü hidayetin zeminindeki takva ahlaktır. Davranış ahlakı. Aslında biz takvaya sorumluluk şuuru, salih amele de sorumlu davranış diyoruz. Yani sorumluluk bir şuur olduğunda takva, bir davranış olduğunda salih amel oluyor. Dolayısıyla insanı hidayetin kapısına getirip bırakan hidayetten önceki takvası, yani ahlaki davranış olmuş oluyor. Yani hiç kimse hidayetin kapısına böyle serseri serseri dolaşayım diye yola çıktım da yolum buraya geldi diye gelmiyor. Yani çıkmıştım, şöyle volta atıyordum. Efendim işte bir link yapayım falan dedim. Tesadüfen buraya çıktım diye hidayete ulaşmıyor. Hidayete ulaşan herkes mutlaka ve mutlaka bilinçli bir yürüyüşle geliyor. Yani belki sonunda hidayeti ararım diye değil, bulurum diye değil. Ama hidayetten önce sorumluluk bilinciyle geliyor. O sorumluluk bilinci Allah'ı tanımıyor. Fakat sorumluluk bilincine sahip. Allah'a karşı değil, eşyaya karşı, kendine karşı, varlığa karşı, oğluna kızına karşı, cemiyete karşı, yani servete karşı sorumlu davranıyor. Tavuğuna karşı, kedisine karşı, göbeğine karşı. Sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Sorumsuz hareket etmiyor. Bu sorumlulukların tamamı yavaş 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 onu getiriyor takvanın kapısına. Ya da hidayetin kapısına getiriyor. Yani sorumlulukları onu hidayetin kapısına. Asla tesadüfen gelmiyor. Takvada belki işleyeceğiz ama yani takvadan bir küçük bir hırsızlık yaparak nakledelim. Sa'sa bin Naciye isimli bir zat var. Sa'sa bin Naciye. Şair Ferezdak'ın dedesi olur. Peygamberimiz döneminde yaşamış. Sahabi olmuş bu zat. Bu zat 360 tane öldürülmek üzere olan kız çocuğunu satın alıp öldürülmekten kurtaran bir zat. Allah'ım. Müthiş bir şey bu. Efendim. Yani gömülecek diri diri kız çocuğu haber alıyor, gidiyor, kimini bir deve, kimini iki deve, kimini üç deve, kimini beş deve, kimine 40 deveye kadar bir servet ödüyor ve kız çocuğunu alıyor. Ya öldürülmekten. 360 tane çocuğu kurtarmış ölümden böyle. Böyle bir zat. Bu tabi cahiliye döneminde yapıyor. İslam olduktan sonra Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ben cahiliyede böyle böyle yaptım. Ama o zaman Allah'a iman etmiyordum. O zaman yani müşriktim. Ben de herkes gibi putlara tapıyordum. Efendim, ondan bana bir şey var mı diyor. Müthiş aldığı cevap. Sen ne sayesinde mümin olduğunu zannediyorsun? İşte yani
nasıl getirir hidayetin önüne evet. takva? İşte ahlakla bağlantısı bu. Yani sorumluluk bilinci insanı hidayetin, imanın önüne getiriyor. İmandan önce sorumlu davranışı insanı imanın önüne getiriyor. Şu toplumların içerisinde hidayeti bulan insanların hidayeti bulması haşa tesadüfen tombaladan çekilme ile değil, kesinlikle kendi sorumlu davranışlarına Allah'ın evet. bir ödülüdür. Evet, sorumluluk bilinci onları sorumlu davranmaya, sorumlu davranma da onları hidayetin önüne getirir. Demek ki ahlak bu manada imanın da altında. Yani din binasının, dört katlı din binasının temel katı, ana katı ahlak. Biz bunu aslında Kur'an'da da görüyoruz. Mesela Kur'an'da köle azat etmek. Fekku rakabe. Bir boynu kölelikten kurtarmak, özgür kılmak. Dan bahseden ayetlerin indiği yıla bakın, üçüncü yıl görürsünüz. Peki, bakın, araştırın, oruç emri ne zaman inmiş diye? 16 yıl sonra. Hac emri ne zaman inmiş diye bakın? 19 yıl sonra. Tesettür emri ne zaman inmiş diye bakın? 14 yıl sonra. İçki yasağı ne zaman inmiş diye bakın? 15 yıl sonra. Efendim, yani hepsini, kumar yasağı hakeza öyle. Hepsini dizin dizin gitsin. Oruç emri ne zaman inmiş diye bakın. Hakeza yine 14-15 yıl sonra. Peki ahlaki emirler, mesela sözünde durmakla ilgili ilk ayet ne zaman inmiş diye, ikinci yılda. Evet. Mesela boş işlerden yüz çevirmeyle ilgili ayet ne zaman inmiş? Beşinci yılda. Mesela sözünde durmakla ilgili ayet ikinci yılda. Yetimi itip kalkmama konusundaki ayet ilk yıldaymış. Efendim, yani bunlar ahlaki ayetler. Ya Kur'an'ın önceliklerini anlıyoruz burada. Aynen Kur'an öyle. Kur'an önceliği ahlak. Aynen öyle. İbadetten de, ukubattan da, muamelattan hepsinin üstünde geliyor. Bu Allah dilediğini hidayet eder ayetini, Allah layık olanı hidayet eder. Ahlak layık olmanın layık olmayı da ahlaklı olarak tanımlamak mümkün mü? Yani ahlaklı olan dolayısıyla layık olan hidayete layıktır. Evet. Dolayısıyla hidayet. Aynen öyle. Biraz önceki hüdellil muttakîn aslında hiç şüphesiz ki Allah hidayeti isteyenin hidayetini diler. Evet. Bu böyle. Yani Allah hidayeti isteyenin hidayetini diler. Bu böyle. Ve men ihtedâ, kim hidayete kavuşursa, yehtedî li nefsî, kendi adına hidayete kavuşmuşum. Kim hidayete kavuşursa, ben kimi hidayete erdirirsem değil. İfadeye bakın efendim. Onun için peki o zaman insanın Allah'tan hidayet dilemesinin göstergesi nedir sualinin cevabı ahlaktır. Ahlaki davranıştır. Ahlaki, yani o zaman fıtratına ihanet etmemiş oluyor. Fıtratına sadık olmuş oluyor. Zaten hidayet de fıtratına sadakatin ödüllendirilmesinden başka bir şey değildir.